Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber sınav sonucumuz nasıl kurulur ve sınav sonucumuza nasıl giriş yaparız ve sınav sonucumuz işlemlerimizde nasıl e-ticaretimizi döndürürüz hakkında bilmeniz gereken bilgileri bugün sizlerle beraber anlatılmasını ve nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim öncelikle. Sistemde arkadaşlar YouTube kanalına bir alanı olup gerçekten bildirim butonunu açtığınız takdirde böyle güzel, yeni ve sizin faydanıza olacak bütün bilgileri bu kanalda ilk olduğunda böyle sizler haberdar olabilir ve ticaretinize uygulayarak gerçekten zamandan ve paradan kazanabilirsiniz. Şimdi ilk önce sistemde neden sanal sunucu kiralıyoruz? İşin mantığını anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli olarak eBay'e farklı bir şekilde Türkiye lokasyonlarından girdiğiniz zaman vermiş olduğunuz IP bilgileri ya da vermiş olduğunuz banka bilgileriyle çakıştığında sistem otomatik olarak fraud atıyor ve sizin hesabınızı belirli bir kısıtlama getiriyor. Tabii ki bunun tek amacı ve sebebi bu değil. Olmasa da yine bu şekilde yaptığınız zaman işlemlerde bir sorun çıkartması çok söz konusu. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde neden biz bunları kullanmalıyız ve bunları yaparken nasıl yapmanızı ben öneriyorum. Şimdi nasıl biz evde yaşıyoruz ve evimizin bir adresi var ve istediğiniz zaman sistemden sizin nerede yaşadığınızı görebiliyorlar. Aynı şekilde bilgisayarlarımızın da bir adresi var arkadaşlar. Girmiş olduğumuz internet üzerindeki adresimiz bizim nerede yaşadığımızı sistem tarafından gösteriliyor. Ve şimdi sizler internet üzerinden rastgele bulmuş olduğunuz IP adresleriyle sistemlere giriş yaptığınız zaman sistemde IP score gerçekten çok kötüyse bu arka taraftaki platformlar tarafından görülüyor ve hemen sizler iki güvenlik uygulamalı sisteme atılıyorsunuz ve çok kısa bir sürede hesabınıza bir sınırlandırma getiriliyor, yani suspend oluyorsunuz. Sebebi şu, arka taraftaki platformlar sizin kullanmış olduğunuz IP skorunun çok yüksek olduğunu görürlerse hesaplarınızı direkt otomatikman bir indirme ve incelemeyi alacak ve otomatik olarak gün sonunda da hesabınızı kısıtlandıracaktır. Ya da farklı bir şekilde sürekli IP lokasyonunuzu değiştirerek kullanmış olduğunuz sanal sunucular dışarısında farklı çeşitli yöntemler varsa da bu da hesabınıza zarar verilmesine sebep olacaktır. Bunun arka tarafında benim önerdiğim her zaman bir sanal sunucu ile çalışıp vermiş olduğunuz sanal sunucu bilgilerinizin arka taraftaki sistemde görünmeyecek şekilde karşı taraftaki sistemde arkadaşlar işlemlerinizi yapmanızdır. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Bunlar Okyanusu şirketinin altında barındıran tek ZenCloud'u kullanarak yapabilir. Bu şekilde sizler de hem çok uygun fiyatlarda bu sisteme sahip olabilir, ticaretinizi çok güzel bir şekilde yönetebilirsiniz. Burada benim önemli olarak size sadece önerdiğim şey arkadaşlar, almış olduğunuz İngiltere'deki adresiniz eğer Dorset'te ise Dorset'e yakın bir lokasyon üzerinden almaya çalışın. Ya da eğer Londra'da ise Londra'ya yakın almaya çalışın. Çünkü adresiniz Londra'dayken eğer sunucunuzun IP adresi Dublin'de ise sistemde eBay tarafından yine büyük bir risk olarak algılanacaktır dedikten sonra şimdi gelin adım adım nasıl teknezen kulaktan sistemimize ve VPN'imize alırız. Bunlar hakkında nasıl yapmanız gereken bilgileri göstereceğim. Aslında iş çok kolay. Buradan domain, server, software ve diğer hizmetlerden de arzu ettiğiniz takdirde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Shopify kullanıyorsanız buradan kendiniz için de domain adını alabilirsiniz. Server'a geldikten sonra VPS bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Hangi ülke üzerinden seçeceksiniz? Almanya ise Almanya, Fransa, Türkiye ve İngiltere. Ben bugün örnek olarak sizlere United Kingdom'u göstereceğim. United Kingdom'u seçtikten sonra burada bize vermiş olduğu paketler var. Şimdi öncelikli olarak paketlerin tabii ki içeriğindeki farkları sizler de kendiniz görebiliyorsunuz. 20 GB SSD'den 60 GB SSD arasında fark var. 4 core olarak gözüküyor burada. 4 GB RAM ama burada 1 GB RAM. Peki bunlar bizim işimize yarar mı? Eğer sadece ve sadece eBay ve PayPal ve Payoneer ve işin arka tarafındaki diğer şeyler için kullanacaksanız evet, sadece MIDI paket sizin için ideal. Bir yayınınızı geçirdikten sonra yetersiz olduğunu düşünüyorsanız zaten upgrade yapar, hesabınızı yükseltirsiniz. İşleriniz büyüdüğü zaman belki birkaç tane daha şeye fazla girmeniz gerekecek. O zaman da sizler kendi ticaretinize göre yükselme yapabilirsiniz dedikten sonra buradaki şeyi hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra arkadaşlar basketinizde burada aylık şekilde gözükecek bir MIDI paketin nasıl olduğunu görüyoruz. Her şey tamamsa kontrol diyorsunuz. Buraya fatura bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Ödeme şeklini seçiyorsunuz. Terms and Conditions'a ekliyorsunuz. Ve bundan sonraki arkadaşlar ödemenizi yaparak sisteme kayıt oluyorsunuz. Bu kadar basit. Kayıt olduktan sonra ne oluyor?
Kayıt olduktan sonra arkadaşlar bizlerin tarafından sizlere bir bilgilendirme e-maili ve bu bilgilendirme e-mail içerisinde sizin kişisel özel bilgisayarınızın bilgileri ulaşıyor. Ulaştıktan sonra ne yapıyorsunuz? Ulaştıktan sonra arkadaşlar buraya remote desktop yazıyorsunuz. Büyük ihtimal hepinizin bilgisayarında vardır arkadaşlar. Eğer yoksa da remote desktop'u istediğiniz yerden Microsoft'un üzerinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu yanlardan bunu göstermeyeceğim ama dediğim gibi yoksa Microsoft'a gelerek store bölümünden sadece remote desktop yapıp bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Burada tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim tarafımızdan sizlere bir mesaj gelecek. Bu sizin kullanıcı adınız. Kullanıcı adınızı sisteme girdikten sonra bizim size vermiş olduğumuz bir şifre oluyor. Bu vermiş olduğumuz şifreyle buraya girersiniz arkadaşlar. Ok dedikten sonra size böyle bir şey çıkacak. Onayladıktan sonra burada arkadaşlar şu an görebiliyorsunuz bilgisayarınız içerisinde bir sanal sunucu oluşturulmuş oldu. Eğer buradan görebiliyorsunuz şu şekilde. Bu farklı bir bilgisayar. Şu an kullanmış olduğum bilgisayarda mantık bu arkadaşlar. Buradan sisteme baktığınız zaman bu bilgisayarın farklı bir lokasyon üzerinde olduğunu görebiliriz. Şimdi gelin ikinci bilgisayarımıza bakalım ve buradan sisteme giriş yapalım. Burada bilgisayarımıza geldiğimizde arkadaşlar Google'a basıyoruz. Ve Google'a geldikten sonra arkadaşlar şu an bu lokasyon olarak Fransa gözüküyor ama dediğim gibi arkadaşlar size İngiltere çıkacaktır. Buradan baktığımız zaman sistemde eBay'e kayıt oluyoruz. Ve örnek veriyorum. Her şeyimizi bundan sonra yani sıfır yeni başlıyorsunuz. eBay'e buradan başlangıç yapmanız gerekecek arkadaşlar. Bakalım burada benim var mı bir hesabım. Şu an buradakinde yokmuş. Buradan eBay'e giriş yaparsınız. Ondan sonra PayPal'a giriş yaparsınız. Artık nereden şey yapmak istiyorsanız. Ya da hangisi ihtiyacınız varsa. Örnek veriyorum işte yazılım kullanmak istiyorsanız. Dijital market mentoring'e buradan girersiniz. Yani tamamen size kalmış arkadaşlar. Nasıl işlemlerinizi yapmak istiyorsanız buradan mentoring karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan bütün işlemlerinizi yaparsınız. İşlemlerinizi yaptıktan sonra arkadaşlar önemli olan tek şey bu süre zarfı içerisinde sizlerin sadece şey yapması. Buradan işte hizmetlere bakarsınız, ne bileyim servislere bakarsınız. Yani işinizi görürsünüz. İşiniz bittikten sonra arkadaşlar ürün araştırması, burada ürün araştırma kısmına gelirsiniz. Bunun için ayrıca şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bizim internet sayfamız için farklı IP'lerle girmeyin lütfen. Çünkü 2'den fazla girdiğiniz takdirde hesabınızı sınırlandırılma getiriliyor. Yani kullanmış olduğunuz bilgisayarı lütfen değiştirmeyin o yüzden. Buradan sürekli süre içerisinde kayıt olursunuz arkadaşlar. Gelin beraber kayıt olalım. Ne olalım? Buradan username, create account. eBay'e yeni başlıyorsunuz örnek veriyorum. Buradan bir isim bulalım. Dedim ki Akın Yılmaz. E-mail adresim yok ama bir tane hemen oluşturalım. O kadar sorun değil. Hemen bir tane Gmail adresi ben bulayım buradan bir saniye. Sizler kendiniz oluşturabilirsiniz. Hatta buradan da kendiniz hemen 2 dakikada Gmail adresi açabilirsiniz ama telefon numarası isteyecek. O yüzden şimdi ben hemen hızlı bir şekilde sizlere Gmail hesabına kayıt olalım beraber. Adım adım eBay hesabımızı nasıl oluşturuyoruz onu da gösterelim bu video içerisinde. Eğer yapabilirsem, eğer bir tane yedekte bulabilirsem. Mesela diyelim ki şu olsun. Umarım bu alınmamıştır. Eğer alındıysa da yapacak bir şey yok zaten. Siz de kendinizinkine girersiniz. Şifreli olarak bir tane giriyorum arkadaşlar. Şu an diyor ki bu almış olduğumuz adreste bir sorun var. Çünkü buraya tam eti koyamadık. Okey, klavye ile ilgili bir problem var arkadaşlar. Anladığım kadarıyla şuraya hemen. Bundan online klavyede de yapabilirsiniz siz. Okey, ben bunu kopyaladım. Buraya gidiyorum, şuraya yapıştırıyorum ve sisteme kayıt oluyorum arkadaşlar. E-mail adres, okey. Başka deneyelim. Sizler burada aynı şekilde tabii ki sizler bu bilgisayar içerisinde açmış olduğunuza girersiniz arkadaşlar. Yeni bir tane açarsınız. Hani eski olanı kullanmayın. Çünkü eski olan büyük ihtimal eski bilgisayarınızın IP'sinden giriş yaptığı için sistem tarafından yakalanacaktır. Ben sadece örnek olarak giriyorum şu an. Sadece mantığını anlayabilmeniz için. Ve sisteme kayıt oluyorum.
Evet, görmüş olduğunuz gibi eBay hesabımı oluşturdum arkadaşlar. Bu kadar basit, 2 dakikada. Bundan sonra süre içerisinde hemen girip account setting bölümünden arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen öncelikli olarak buradan personal information bölümüne geliyorum. Hesabımızın şu an onaylanması için bekliyoruz. Ya da buraya tıklayabiliriz direkt onu bekleyene kadar. Şu an sistemlik bir sorun olduğunu söylüyor eBay. Ben tekrar eBay'den geri geliyorum arkadaşlar. Buradan tıklıyoruz. Tekrar account setting bölümünden yine deniyorum. Eğer yapabilirsem. Şimdi buradaki süre zarfı içerisinde görüyorsunuz. Payment bölümüne geliyorum arkadaşlar. Payment bölümüne geldiğimizde bizim karşımıza yine aynı sayfayı çıkartıyor. Peki geri gidelim. PayPal'a bakalım. PayPal'a geldikten sonra görüyorum ki burada sistemde PayPal hesabı var. Link my PayPal account diyorum. Tıklıyorum. Buradaki süre içerisinde şu an dönem eBay'likle alakalı bir durum var arkadaşlar. Sitelerle ilgili şu an bir sorun var herhalde. Yani sistemsel olarak bizlik bir durum değil. PayPal'ımı bağlıyorum. Sistemde arkadaşlar işlem bilgilerimi güncelliyorum. Bir iki hafta çerez topluyorum. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde işlemlerimi yaptıktan sonra bu platforma ilk hafta 2-3 tane ikinci el ürünümü yüklüyorum. Kendi fotoğraflarımı çekip sisteme yükledikten sonraki süre zarfı içerisinde arkadaşlar bir şey yapmama gerek yok. Ondan sonra bu hesap üzerinden gelip ilk işte örnek olarak söyleyelim. Drop olan ürünlerimizi listeliyoruz. Diyelim ki biz şunu satıyoruz. Buraya geliyoruz. İşte bu ürünü sell it yok sell deyip bizler de listeliyoruz. Şu an bilgisayar izin vermiyor. Nedense böyle fail olarak gözüküyor. Bir hata veriyor. Sizlerde böyle bir sorun olmayacaktır şu an arkadaşlar. Dedikten sonraki süreç bu kadar basit. Sizler de bu şekilde kayıt olabilir. İşiniz bittikten sonra işte internet kopması sorunu ya da diğer sorunlar. Çünkü şöyle bir şey var. Kullandığınız zaman bazen internet sizin tarafınızdan elektrikler gittiğinde IP'niz değişiyor. IP değişince direkt Türkiye lokasyonunda gözüküyorsunuz arka tarafta ki bu hesabınıza zarar verir. Hem de güzel zarar verir. O yüzden arkadaşlar işiniz bittiyse yapmanız gereken tek şey buradan bunu kapatmak ve yine kendi bilgisayarınızın IP'sine dönmek. Bu kadar basit. İşinizin ihtiyaç olduğunda buradan Remote Desktop'u açarsınız. Buradan sisteme giriş yaparsınız. Şifrenizi girersiniz ve ondan sonra da arkadaşlar işlemlerinizi yaparsınız. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Artık nasıl kullanacağınızı ve mantığını az çok anlamış olduğunuza inanıyorum arkadaşlar. Eğer soru görüşleriniz varsa aşağıda bunu yorumlar kısmında yazarsanız bizler de sizlere sorunlarınız ve çözümlerimiz hakkında nasıl yardımcı olacağımız hakkında bir yol göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak böyle sorun yaşayan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü onlara da faydalı olacağına ben şahsen inanıyorum dedikten sonra bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların hoşunuza gidiyorsa ya da ne tarz içerikler işinize yarıyorsa eğer bunu belirtirseniz de bu tarz sorun yaşamış olduğunuz şeyleri çözebilmek adına ben ve takım arkadaşlarım sizlere güncelleme videolarını da gönderecektir bu kanalda ve diğer kanallarımızda. Dedikten sonra çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın.